Herkese merhaba arkadaşlar, Resident Evil 2 serimize kaldığımız yerden ikinci bölümüyle devam ediyoruz. En son Stars'ın malikanesinde gebermiştik. Bu sefer aynı yere geldim. Aynı şeyleri yaptım ve kasayı açmadım. Bu sefer kaydımızı da aldık tabii. Önceki bölümde tedbiri elden bırakmasaydık ben bu kadar uğraşmayacaktım ama kendim ettim, kendim buldum. Sizin için hava hoş tabii. Ben aslında kesip, daha doğrusu kesip değil çekmeyip direkt ilerlediğim yerden ilerliyorum. Bu arada devam ediyorum. Bir yeşil bitkimizi aldık. Çok güzel tasarruflar yaptık. Şu anda yolumuzu da temizledik. Gereksiz bizi rahatsız etmeyecek zombiler olarak düşündüğüm zombileri bıraktım. Çünkü onları her zaman atlatabileceğimi düşünüyorum. Anahtarımız hala duruyor. Bol bol bitkimiz var. Yanımıza sadece bir tane bitki aldık. Şu an gayet iyiyiz yani. Hani tekrar oynamak aslında bize bir avantaj sağladı. Her işte bir hayır vardır. Oyuna ısınmış olduk. Çünkü dediğim gibi ikinci oyunu hiç oynamamıştım. Şimdi bir dakika dur. Biz burayı temizledik falan filan arkadaşlar. Bu arada şu dediğiniz yer var ya. Şöyle haritada. Şu hemen bizim okumuzun tam arkasındaki kısım. Üstte yer alan kısım açılmıyordu ya. Hani şu gözet ne odası? Sorgu odası. O anahtar orayı açmıyormuş. Gidip bizzat denedim. Açmıyor. Artık 2236 mıydı şifre? Unutmadıysam öyleydi. Allah galiba öyleydi. Burada bizi rahatsız etmeyecek zombiler kaldı böyle gördüğünüz gibi. O kapının ağzındaki zombi geberdi, onu merak etmeyin. Zaten silahımız var artık. Yani mermimiz var artık daha doğrusu. Silahımız her zaman vardı da. Bir arkadaş bu şeyin 22 30 küçük anahtarın bu tarafta şu an bulunduğumuz yerdeki bir kasayı açacağını söylemiş. Altı yani kasa değil de şey dolap falan gibisinden. Mermi. Ben daha büyük bir şey bekliyordum. Aha bir şey daha. Aa karakolun haritası. Çok güzel. İşte böyle bir şey bekliyordum. Bir dakika bu adamlar geliyor mu şu an? Galiba geliyorlar. Onları biraz yol değiştirelim. Aslında bu taraftan geliyorlar. Onların gelmesi çok var. İyi güzel. Bakalım burada bir yer açıyor mu peki? Dolabı şuradan bir yerlere açıyor demişti arkadaş. Valla öyle bir şey olsa kardeş. Aha buradaki bitkileri almayı unutmuşum. Bak buradaki bitkileri almayı unutmuşum. Pompalı mermisi verdiyse yakında pompalı da verir. Bir tane arkadaşımız pompalıyı verdiğini ama benim kaçırdığımı söylemiş. Bir dakika dur. Şurada sıyrıl. Evet. Burada bir yer açıyor olabilir mi? Bilmem. Peki burada bir yer. Gördüğünüz gibi böyle zombilere boşuna mermi harcamak istemedim. Neyse en azından haritamızı aldık. Şimdi buradan çıkmadan önce bir haritamızı inceleyelim. Evet. Sağ tarafta iyi yerler açmışız. Orası kilitli. Gördüğünüz gibi artık kilitli olan yerleri kırmızıyla gösteriyor. Arkadaşlar bizim şeyle yüzleşmemiz lazım. O yaratığı atlatmamız lazım. Bakın oradaki kapıyı test etmemişiz ve oradaki kapı açıkmış. Oraya tekrar giremiyoruz. Bizim buradan çıkıp o uzun dilli yaratıkla yüzleşmemiz lazım ama tabi tabancayla atlatamayız onu. Bir dakika buradan değil de. Hem oraya giderken şeyi de bırakmış oluruz. Nedir o? Aldığımız bitkileri ve İkinci bitkinimizi dursun isterim. Ama pompalı mermisi ve üçüncü bitkiyi bırakacağım. Yeni şeylerle karşılaşırsak her şeyi toplayabilirim diye. Şimdi bu uzun dilli abiyle karşılaşacağız. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir stoğumuz var. O anahtar da kalsın bakalım. O nereye açacak çok merak ettim. Evet hazır mıyız? Sıyrılmaya çalışacağım arkadaşlar. Savaşmayacağım. Çok da dar bir alan yok. Yani aşılabilir. Zaten kendi atlayıp zıpladığı için en olmadı birkaç damage yiyeceğiz. Güzel sıyrıldık. Hadi çabuk koş koş. Oo çok iyiydi be. Tamam savaşmadan atlatabiliyoruz. Buraya ilk defa geliyoruz. Bakalım nasıl bir yerdeyiz. Uzun bir koridor. Silah kullanma vakti. Eğer doluysa. Bir dakika şuralara kurcalasam iyi olacak.
Burada herhangi bir şey çıkabilir karşımıza ama... Burada uzun bir kapı var. Oy, buraya girildi. Uzun diyorum ya, geniş bir kapı. Uzun bir kapı nedir arkadaşlar? Aa, burasının aynısı var. Üçüncü oyunda aynısını hatırlıyorum buranın. Dağınık şekilde bırakılmış sandalyeler. Şu an üçüncü oyunda acayip bir bağlantı kuruyorum. Ne diyor? Ha. Zombilere karşı direniş için çizilen şey mi? Abi bir dakika. Artık çakmaya ben değil mi? Aha. Şömine gördün mü, yakacaksın arkadaş bu oyunlarda. Oha. Kadının kıçından mı düştü? Bildiğin elmas sıçtı, affedersin ya. Bu şeyin aynısı. Birinci oyunda kaplanın gözüne takmıştık ya. Yani tipi aynı değil ama şey aynı. Adı aynı. Burada da bir şey bulduk. Güzel. Bak, her yeri araştıracaksın. Başka var mı? Yok. Şurada bir şey olabilir mi? Şu kuytu tarafta. Yok. Şimdi şu içeride bence başka şeyler de var. Bu taşı nereye koyacağız acaba? Şurada bir şey var. Bir dakika dur. Şu kürsünün önündeki bir şey alamıyor muyuz? Peki şu konuşma yapan adamın önündeki metnini okuyamıyor muyuz? Okuyamıyoruz. Şu masanın üstünden bir şey alabiliyor muyuz? Hayır. Yani çok önemli şeyler parlıyor bu oyunda. Eğer size yarar sağlayacak ama hani illa gerekmeyen bir şeyse, mesela mermi gibi veya bitki gibi, parlamıyor. Operasyon raporları. Raccoon City operasyondan bahsediyor, polislerin yaptığı operasyondan falan. Çevirmeyeceğim zaman kaybı olmasın diye. Bol bol yazmışlar, uğraşmışlar ama. 2 saat onunla uğraşamam. Burada da bir şey var, tamam. Galiba biz buradan sadece bunu alacağız. Evet, burada daha fazla oyalanmıyorum. Sandalyelerin arasına girebiliyor muyuz? Girebiliyoruz ama... Buralarda da bir şey yok. Tamam, daha fazla oyalanmıyorum. Sağımızda bir kapı daha vardı. Bu elmas mı diyeyim, taş mı diyeyim, taş değil. Bu taşı nereye takabiliriz acaba? Çok gerginim şu anda ya. Buralarda bir şey yoktu değil mi? Aha dur bir daha bakayım. He, toplantı salonundayken sessiz olun diyor. Burası toplantı salonuymuş o zaman. Nasıl bir yere çıkacağız? Merdivenli bir bölgeye çıkacağız. Aa, o adama arka kapıdan erişebiliriz. Kendini kilitleyen adama. Bence erişeceğiz ve onun zombisiyle karşılaşacağız. Demedi demeyin. Oynadığımdan değil, bilmiyorum, tahmin ediyorum. Oha oha. Oh. Dur parti var orada hakikaten. Hakikaten toplantı var orada. Şimdi bir dakika. Oraya girdiğimizde sağımızda hemen bir kapı var. Kızı atlatıp sağdaki kapıyı deneyebiliriz ama mor yanıp söndüğüne göre oranın anahtarı var da ben mi açamıyorum falan mı filan mı, onu bilemem. Merdiven var. Onu da göz ardı etmeyelim. Mermi kullanabiliriz. Onu da göz ardı etmeyelim. Bir deneyeceğim. Eğilimlerine bakacağım. Şöyle. Tamam. Şimdi o kıza atlatabiliriz. Açıktır inşallah. Sıçtık. İşte şimdi sıçtığımızın resmini, belgesidir. Ah! Dur. Dur. Bir bitkiye mal oldu bu bize. Aa, çok yetmedi. Bir dakika, sağ tarafla hiç ilgim yok. Sol taraftan çıkmaya çalışacağım. Bir dakika. Şunu kullanacağım. Dur şimdi. Onu atlatmalıyız. İki ısırık almak çok kötü oldu ya. Orada sıkıştık. Ben o kapının açılacağını düşündüm. Tamam, o mor renkli kapılar demek ki şey olmuyormuş. En azından acı bir gerçekle test ettik onu. Niye girip çıkıyorum? Çünkü zombiler... Aa, ilk pozisyonları alsınlar diye geliyor. O direkt yanımızdaki zombiyi kesinlikle öldürmemiz lazım.
Hadi bakalım. Çabuk. Çabuk, karı geliyor. Dur. Dur. Of Allah'ım ya. İyi, bayağı bir bitki var. Kayıt noktası. Gayet güzel. Burayı da hatırlıyorum. Tamam, burada bitki vardı. Bir tane bitki alıp kullanalım. Arkadaşlar, burayı büyük ölçüde temizleyeceğim. Zor girdim zaten buraya. Gidim. Burada film geliştirebilirim diyor. Herhalde orayı kullanacağız. Aa, bir dakika, bu buraları mı açıyor? Toka mı lazım acaba? Neyse, şu masada bir şey var mı? Kayıt şey hariç. Operasyon 2. Saat 2.30'da zombiler aç falan filan bir şeyler diyor ama. Yani şehirde çatışma yaşanmış işte, ele geçirmişler şehri. Tamam, buradan daha rahat öldüreceğimizi düşünüyorum. Biraz can kaybımız var ama. Bir dakika. Bu tamam. Dur. Gir. Gir bir içeri. Şimdi önümüzdeki zombi yok olmuş olması lazım. Arkada da birinin canını bayağı azaltmıştık. Evet. O zombiyi atlatırız. Peki o merdivenden gidebilir miyiz? Diğer hödük geldi. Biz iki tane bitkimizi alalım. Yani yine bir bitki kârdayız. Ya verdiğimiz, harcadığımızı geri kazandık aslında. Gördüğünüz gibi. Değişen bir şey olmadı. Yani orada burada ısırılacağımızı tahmin etmişler zaten. Mermi harcamak istemeyenler için özellikle. Şimdi bir dakika, o yolumuzu tıkıyor. Bunu halletsek oradan geçer miyiz? Sanırım geçeriz. Diğer tarafı görebilsem kaç zombi var? Bir daha deneyeceğim. Eğer koşarak atlatabiliyorsam atlatacağım. Isırılmadan atlatmaya çalışacağım. Yok, hareketleniyor bu. İkisi de hareketlendiği için sıkıntı oluyor. İkisi birden hareketlenmemesi lazım. Hemen dibimizdekini halletmeliyiz. Bakın şimdi. Ah, bunu da halledeceğiz. Çabuk çabuk. Onlar yerdeyken otomatik oyun siliyor onları. Tekrar kalkmadan yok olmuş olurlar böylece. Böylece 1-2 mermi tasarruf etmiş oluruz. Bunu fark ettim. Mesela bakın, temiz iş. Güzel. Şimdi arka tarafta zombi grubu var aynen, ama bu bize engel olmayacaktır. Oh be. Sonunda arkadaşlar. Bu arada yukarı kata çıktık ya. Aa, buralardan hep hatırlıyorum ya. Üçüncü oyundan. Aa, burada da taş var. Bir dakika, o taşı... Dur. The God of Sun and the God of Moon. Şey, güneşin tanrısı ve ay tanrısı. Onlar... kırmızı ruha bilmem ne falan filan bir şeyler diyor. Şu taşla alakalı bir şey olmadı. Bir dakika, düz taş vereceğiz galiba ona. Yok. Ha, bak burada itmeli mitmeli bir şey var. Muhtemelen bu ay tanrısı. Üçüncü oyunda böyle bir şey hatırlamıyorum. İtsin oğlum şuna. O elini indirecek, biz de ondan mı alacağız?
Aa bak şurada bir nokta var. Oraya mı gideceğiz acaba? Dur buraya girip çıkmamız lazım. Olabilir. Bayağı güzel bir var. Nasıl bir yerdeyiz? Neredeyiz lan biz? Ha, koridordayız. Orada uzun bir koridor var. Geçemediğimiz yer de orada. Aslında polis malikanesinde çok bir yer kalmadı. Ben şimdi burayla uğraşmayacağım. Şu tarafı çözmeye çalışacağım. Şimdi burada da şöyle bak. Şurada bir basamak var arkadaşlar. Bence oraya ulaşabiliriz. Orada bir basamak var değil mi? Oranın rengi başka. Bir tık daha yeter misin? Güzel. Deneyelim. Denemekten zarar gelmez. Tamam. Şimdi bir de şöyle yapalım. Ne bileyim. Çok ama şey yani. Öyle düşündürüyor insanı. Şu an hiçbir halt olmadığının farkındayım ama baksanıza orada belli ediyor kendi yani o basamak. Yoksa bunu sadece önden çekelim diye koymazlar. Bakalım teorim işe yarayacak mı? Biraz daha şu tarafa. Hiçbir halt olmadı. Bu muydu lan? Ama çok belli. Daha ne yapayım? Bu taraflarda bir şey yok. Ya bunlar bir yere itilecek ama. Durumu tam oturtamadık o yüzden mi? Ha, bence bunları ters koyduk. Bence tam tersi olacak. Bir girip çıkalım. Buraya biraz zaman kaybedeceğiz ama. Kesip ben yapıp tekrar mı koysam? İyi olabilir. Öyle mi yapsak? Tamam ya. Çok da şey değil. Zaman alacak bir şey değil. Şöyle. Arkadaşlar artık ben gerçi kayıtlı olduğumu bilemezsiniz ama ben kayıttayken eğer beni sizinle görüyorsanız yazmayın. Yazın arkadaşları arkadaşlığımdan çıkarmak zorunda kalıyorum. Evet. Teorim doğru çıktı. Çünkü birçok kez uyardım yani videolarımda. Çünkü nişanlımla da çoğu kez Steam'den irtibat kuruyoruz. Önemli bir şey olduğumu yazıyor oradan. Ben kaydı durdurup şey yapıyorum. Yani telefonla aramaksındansa böyle yapması daha iyi oluyor benim için. Hadi bakalım. Evet, tahmin ettiğim gibi ama taş düştü. Bu iki tane kırmızı taşı nereye koyacağız ya? Şunu alalım da bir. Bildiğin iki tane aynı taş. Şu an benim için çok değersiz hale geldi o. Bakalım şu koridordan nereye gidebiliyoruz. Gittiğimiz yere kadar. Polisler orada. Şuradan sızabiliriz. Şuraya girebiliyor muyuz? Çok güzel. Burası temiz görünüyor. Aa ulaşım şeyi haberleşme odası. Evet, istediğim bir oda. Diğer oda bak mavi yanıp sönüyor. Yani girilemez anlamında mı? Bir daha bakayım. Oradan o tarafa ulaşamıyoruz. Orası da oraya ana kapıya çıkıyor. Bizim buradan bir şey bulmamız lazım. Aa Stars. Aa ben bu odayı hatırlıyorum. Bu binanın aynısını yapmışlar ya. Bildiğin aynısını yapmışlar. Yani üçe geçirmişler bu binayı aynı şekilde.
Hatta şuradan bir madalyon bir şey aldığımızı düşünüyorum. Üçüncü oyunda. Burada kaset maset mi dinliyorduk ne bir şey oluyordu. Tabii üçüncü oyun için konuşuyorum. İkinci oyunda hiç. Bir dakika bir daha bakalım. Şey, genç bir adam şey resmi. Şurada bir şey olsun artık. Ne kadar dağınık bırakmışlar. Şuradan bir şey versin artık. Şuraya mı ulaşacağız? Burayı niye yaptınız o zaman? Aha. Evet, pompalıyı buradan alıyormuşuz. Bana hani pompalı alıyordun abi diyen arkadaşa buradan bildirmiş olayım. Oradan değilmiş yani. Boşu boşuna mermi kaybetmişiz yine iyi ki. Chris Redfield. Aa. Onun şeyini bulduk. Tamam biz çıkacağız galiba. İyi. Burada pompalı biraz değişik. Bir dakika dur. Üstüme çullanırlar biliyorum. Diğer taraf bence açılmıyor. Sıyrılabilirse yine sıyrılalım. İkisinden de. Denemek de fayda var. Birini temizlemişsek diğerini rahat aşar mıyız? Bence aşarız. Temizleyelim mi birini? Hemen mermi durumuna bakıyorum. Hadi temizleyelim. İkisini temizlemek sıkıntı. Ama baksana dur. Bize gelen adamı öldürelim. Tamam. Çık hemen kapıdan. Artık taktiğim bu. 5 mermi mi harcadık? Tekrar gir. Şimdi öndekini bilerek öldürmedim ki o çok salak duruyor. Evet. Bu arada bir tane daha var polis orada. Şu var. O onu aşmalıyız. Açtık. Zor durumda kalsak bunu da öldürürüz. Tamam. Maviler de kilitli. Bir dakika dur dur dur. Seni aşabilir miyim? Seni aşabilir miyim diye düşünüyorum. Aşamam, aşamam. Dur. Aşacağım. Güzel. Oo süper. Ah. Bakayım. İyi yine çok çok hafif ısırıldığımız için hiç etki etmedi. Oh be şanslıyım. Buradan da hem mor hem mavi. Yani sarı görünmeyen kapı her kapı kapalı. Bize en azından bu konuda yardımcı oluyor çok zombi olduğu için. O zaman sarı gördüğümüz her kapı açık ve bu katta işimiz bitti o zaman. Ne yaptık? Pompalı aldık ve taşı aldık. Yine alt katı. Peki biz ne halt diyeceğiz? Bir dakika dur. Açmadığımız kapılar listesi. Hemen aşağı iniyoruz. Aşağı inince nereden aşağı ineceğiz? Oradan. O tarafı açamıyoruz. O tarafı da açamıyoruz. Aa bak yeşil diyor. Yeşil olan kapılar artık açılıyor mu demek? O da ilginç. Aa belki onları o açıyordu. Hiç anahtar denemedik ki. Ya bu anahtarı çok saçma ya. Kendi belli etmiyor nerenin anahtar olduğunu. Aşında ne ya? Aslında merdivenin altında bir şey var. Bir deneyeceğim şansımı. Şöyle inelim. Veya oradan aşırsak ama tekrar polis. O tarafla alakası olduğunu sanmıyorum. Gel gel gel. Öyle değil, öyle değil, öyle değil. Yok öyle değil. Şu şeye takılacak mı diye baktım da. Bazen takılıp şeye gidebiliyor.
Gel şöyle, seni burada kolay atarım. Ortalı gelme. Aynen. Bir dakika dur, seni şöyle daha kolay atarım diye düşünüyorum. Hem de eşyalarımı boşaltmış olurum. Şimdi oyunu bilmediğim için arkadaşlar direkt böyle hani hedefe yürüyemiyorum. Siz de anlıyorsunuzdur. Neyin nerede olduğunu ezbere bilmediğim için. Pompalıyı artık yanımıza alalım mı? Almayalım. Tamam. Kaydetmedim. Bir şey olursa yine şey yaparız. Artık bol bol bitkimiz var zaten de. Dur dur dur. Oraya değil, oraya değil. Şimdi koş. Aa dur, orada kız var. Kız var orada. Dur, kızı aşırabilir miyiz? Hayır. Hayır hayır, kızı aşıramayız. Kızı devirirsek orayı kolay geçiriz. Oradaki yolu tıkayan şey kız. Şimdi. Önce şöyle geçiyoruz. Onu buraya hapsediyoruz. Sonra şuradan şöyle aşıyoruz. Ondan sonra buradan kızımız geliyor. Kızımızı da atlatıyoruz. Sonra şuradan. Dur. Ya şunu bir kontrol edelim ya. Bu neyin nesi? Ha, bir masa anahtarına benziyor diyor. Tamam. O zaman biz nereye gideceğiz hacı? Ve neredeki masayı açacağız? Arkadaş demişti acaba o masayı mı açıyoruz? Şimdi buradan oraya geri mi döneceğiz? Bu taşları nerede kullanabiliriz, o da var ya. Yeşil yanıp sönen şeyler ne? Artık açabiliyoruz mu demek veya ne bileyim. Bir dakika dur dur. İyice geldi, iyice geldi. Atlatabilir miyiz? Ah, tam atlatıyordum ya. Dur. Koş şimdi. Ya of. Dur. İyi. Buradan bir kurtulalım. Tamam, tek ısırıkla orayı hallettik. Şu an deli... Oha! Tam oradan öyle bir şey çıktıysa demek ki doğru yoldayız. Buradan bir masa anahtarı olabilir mi? Sanmıyorum. Hiç vakit kaybetmeyelim burada. Yolumu kaybettiğim anda spoiler almam gerekiyor. Bu ne lan? Buralara yakın yürümeyelim. Ya şuradaki şey çok dokunası geliyor ya insanın. Çok böyle şey yapmışlar. Şuradaki kapıyı döndük mü yandaki? Açılmıyor değil mi? Orada bu arada şey varmış. Bak mavi, artık yeşil görünen yerlere bir bakmak istiyorum. Bir dakika, canavar. Bunlar çok kolay atılıyor ya. İyi. Biraz heyecanlanıp duruyor ama. Şimdi. Gidip o kapıyı açacağız. Oradan mermi veriyorsa artık. Kötü. Veya artık o herifin kapısını açabiliyor muyuz? İçeriden kilitli. O adam çoktan zombi olmuştur. Şuraya bakıyorum, elmas melmas koyacağımız, yani taş koyacağımız bir yer var mı diye ama. Görünmüyor. Evet, şimdi sizle beraber bakacağız. Eğer orada iyice kurcalayıp bir masayı falan açmadığını
keşfedersek. O zaman arkadaşlar, spoiler alacağım. Bakın şu bazı yerler yeşil görünüyor. Artık girebilirsin gibisinden bir sinyal çakmış neredeyse. Yani bana öyle geldi. Evet. Ben şimdi bu odaya bineceğim. Gelsin onlar böyle. Şuradaki masayı açtığını söylemiş arkadaş. Buradaki hangi masayı ama? Burada herhangi bir masa falan açtığını düşünmüyorum. Şu tarafa gidelim. Bu anahtarın artık kapı açmadığını biliyoruz. Çünkü açıklamada kendisi şey dedi. Masa açıyor falan filan dedi. Şu yeşil kapılara da bakacağım. Yani artık yeşil görünen kapılara. Şimdi bakalım. Bak artık sarı görünüyor. Girebilirsin gibisinden bir işaret. Ama içeriden kilitli diyor. He, o tarz kapılar içeriden mi kilitli? Peki şu aşağıda yeşil olan yerler var. İki tane. Özellikle bir tanesi orada. O ne işe yarıyor? Oraya da gidelim. Eğer olmazsa arkadaşlar son 15 dakika böyle saçma sapan dolanmamak için gidip spoilerımızı alıp yardıracağız. Biz şu kapıyı da denemek isterim. Tamam, değişen bir şey olmuyor ama orayı ne yeşil gösteriyor? Yani yeşil kapılarda ne diyor? İyi, siz ikiniz de oradasınız. Buradaki masalardan birini mi açıyor yoksa? Evet, mavi kapı. Şuradan gideceğiz. İki tane taş aldık ekstra, yani işimize yarar bir şey. Bir de pompalı tüfek aldık, yani ekstra bu kapıları açmamızı sağlayacak bir şey almadık. Heh, bu ablamız var. Şimdi bu ablamız şöyle gelecek. Gelecek. Sonra şöyle yapacağız. Oğlum gitsene lan. Uf, oraya bir çıkıntı yapmışlar. Aha bir dakika. Ha. Acaba çok saçma mı ya? Diamond'ları buraya mı takacağız bilmiyorum ama evet, şöyle kalayım arkadaşlar. Ben şimdi spoiler'ı alıp geleceğim, yoksa tıkandık yani. Evet arkadaşlar, buraya girmeyi unutmuşum. Şurada bir fotoğraf varmış. Stars üyelerinin. Gördüğünüz gibi üst tarafta Wesker ve Barry'i görüyorsunuz. Onun aşağısında tek bayan zaten. Biziz Jael, yani eski biz. Ve onun sağında da Chris. Bir dakika. Heh. Şimdi burada ne... Aa, bir dakika, dur. Şurada bir mermi varmış. Bak onu ben nasıl gözden kaçırdıysam, nasıl tıklıyorsam. Ya sürekli basınca şey oluyor. Hani videoya ses gidiyor. Ben tık tık değil de böyle direkt hani olabileceğini düşündüğüm yerlere basıyorum genellikle. Mesela buradan da bir sprey alıyormuşuz. Bu odaya nasıl baktıysam ben artık bir sürü şey kaçırmışım gördüğünüz gibi. Ve buraya şöyle tıkladığınızda dosyayı görüyormuşsunuz. Chris'in günlüğü bu. Olanlardan bahsediyor. Ve en son Claire'den bahsediyor. Hemen o dosyanın altında unicorn madalyonu varmış ve bunun nereye gireceğini hatırlıyorum. Aha, kapı açıldı. Ha, Claire. It's good to see you're still among the living. Seni hala hayatta görmek güzel. It looks like we're not gonna find your brother here after all. Ha, kardeşin arıyordu ya bu abisini. Şey diyor, abi de hani sanırım burada bulamayacağız falan diyor. There's no reason for us to stay any longer than necessary. Artık burada kalmamızın bir gerekliliği kalmadı. Hayatta kalan herkesi alıp buradan çıkalım hemen. Haklısın. One last thing.
Son olarak şu radyoyu al. Böylece işte bir şey oldu mu iletişime geçeriz falan diyor. Tamam. Herhalde bu kadar. Bir dakika, şu kapının ardında hemen bir zombi var. O polis zombiyi unutmadım. Direkt sağ yapıp kıracağız. Evet işte böyle. Yemezler koçum. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar. Evet, birincim joystick çıktı yerinden. Ve emülatörü kapatıp, yani kaldığım yerden kaydedip emülatörü kapatıp yeniden şey yapmak zorunda kaldım. Şimdi yani tak çıkar yapmak zorunda kaldım. Videoyu durdum o yüzden. Buradan aşağı ineceğiz. Buradaki herifi temizledim ben buraya gelirken. Galiba temizledim. Bakayım. Oo, temizlememişim. Şunu temizlemesek iyi olur ya. Şu abla gelmeden geldi abla. Abla geldi abla. Ya çünkü o çok böyle ortada da kalıyor. Üç kapıya da yani, hem merdivene hem oradaki aşağıdaki kayıt yerine hem de bizim ana salona çıkan yere giderken çok ortada duruyor. Bu abla ise sadece orada duruyor. Şimdi madalyonu takacağımız yeri biliyorum. Nereden biliyorum? Girişte birinci bölümde Unicorn madalyonu boşluğunu görmüştük. Orada yazıyordu zaten. Bu arada burada tahtalara tutunmaya çalışalım. Şöyle, özellikle şu kısımlarda. Tamam. Ha, buradaki canavarı da öldürmemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü her seferinde tamam atlatıyoruz falan ama. Of, bir geçirdi mi? Çok pis geçirecekmiş gibi görünüyor. Evet. Şöyle gelelim. Çünkü yukarıya çıkan tek bağımız bu koridor ve o koridordan sürekli geçtiğimizde onunla karşılaşıyoruz. İki tane alsak iyi olur. Dur. Veya bir tane alalım. Tamam. O da kalsın yanımızda. Onu da yerleştireceğiz artık. Evet, hadi bakalım. En azından kilitli kapıları falan renklendirme yapmışlar. Bence o renklendirme hani hangi mesela iki tane mor kapı var. Gördüğünüz gibi bak, burada bakmıştık. Böyle boşluk vardı ve unicorn'dan bahsediyordu. Al sana unicorn madalyonu. Aha, altta bir yer mi açıldı? Ha, borusundan anahtar düşürdü. Taşıdığı şeyden artık ne taşıyorsa. Tamam. President's Key. Turkuaz bir rengi var. Bir dakika dur. Şimdi bakalım nereye açabilir bu? Solda turkuaz bir yer var. Muhtemelen o mantıklı yapmışlardır. Eğer öyleyse... Bak, orada yeşil bir yer var. Yeşil yerlerde yeşil bir anahtar açıyor. Aynen. Yukarıda o var. O zaman iyi ki pompalıyı almışız. Hazır zaten öldürecektim. Onun oradaki kapı şimdi açılması gerekiyor. Şöyle bir bakalım. 12 tane mermisi var. 7 yedek, 5 asıl. Kaç mermi de ölecek bilmiyorum ama öldürmemiz lazım. Açı çok kötü ya. Ya açı... Öldü mü? Sen açına ya. Danger'dayız. Olur mu böyle bir şey? Direkt o karışımdan mı içsek? Neyse, içeride bir şey olduğunu sanmıyorum. Bir dakika, kaç mermisi kaldı? Sıfır. Sıfır mermisi kaldı. Neyse, en azından geberttik. İçeride eğer... Aha, evet, doğruymuş. İçeride eğer bir şey varsa... Zombi falan... Yok.
Ama ben böyle yürüyemem ki. Raporlar. Tamam. Orada bir tane bir şey var gördüm. Aha şurada şey var. Mermi çok güzel. Tamam oraya çıkacağız belli. Üstte bir şey var. Bir dakika. Şunu iteceğiz. Dayan oğlum. Sana direkt ilk yardım yok. Sana çok özlü şey yapacağım. Çok özlü yükseliyorum Harry Potter'a karşı. Böyle karışım bitkisi yapacağım sana. Evet bunu da aldık. Yer kalmazsa bitki içerim artık. Bir şey çıkarsa karşımıza. İn lan. Heh. Oo sen böyle gidene kadar. Dök şurada bir şey olabilir. Şuralara bir bakmak lazım. Aha. Yok. İçsek mi? Buraya sonra gelirim ben ya. İyi güzel şeyler de buraya sonra gelirim. Tamam başka da bir şey yok. Ne aldık buradan? Kol aldık. O kol nereye çevirecek Allah bilir. Yukarıda bir yeri daha açabiliyor. Bu anahtar. Onu da bir deneyelim derim. Şimdi nereye gidiyorum ben? Tabii ki üstümü boşaltıp kendimi iyileştirip hemen yukarı çıkacağım. Hadi çabuk çabuk. Bir dahaki bölümde kesinlikle bu istasyona çıkmamız lazım. Hızlanmak istiyorum. Burada çok vakit kaybettik. Şimdi bu anahtar hala bir haltımıza yaramadı. O taşlar hala ne işimize yarayacak çok merak ediyorum. Bunu da şurada şimdilik kullanmayalım. Kullanalım mı veya? Tamam kullanalım. Bu da nereye açacak hiçbir fikrim yok ya. Ben bunu koyuyorum arkadaş. Hiçbir haltıma yaramadı bugüne kadar. Ondan sonra şunu içeceğim. Haydi bakalım ne kadar işe yarayacak. Oh çok güzel. Hemen şu mermiyi de şöyle şey yapalım. Tamam. Şimdi bu arada şunu da elimize alalım. Güzel. Yukarıda bir açamadığımız kapı vardı. Oraya doğru yöneleceğiz. Eğer öldürmemiz gerekiyorsa oradaki polis amcaları öldüreceğiz. Bir yerini açtık sadece şu an ya. Gerçi üst kata da çıktık bu bölümde falan ama benim için onlar açılabilen kapılar. Eminim ki o polislerle alakalı açtığımız yer ki önemli bir yere çıkıyordu sanırım. Bize bir şeyler verecektir. Yukarıda mıydı o? Evet yukarıdaydı. Üçte buraya geleceğiz arkadaşlar. Yani üçüncü oyunda var burası. Acaba aynı şekilde mi dizayn etmişler? Tamamen. Arkasındaki zombiyi öldürmüştük. Onun arkasında bir tane daha zombi vardı ama. Bak şunu çok kolay aşabiliriz. Of! Çok sağ ol Serkut. Çok mükemmel bir açıklamaydı ama Allah'tan bir şey olmadı. O zombiyle vakit kaybetmek istemiyorum. Sıkıştık. Heh, zorları yapıyorum, kolayları yapamıyorum ya. Biraz joystick'ten kaynaklı. Evet, burayı da açtık. Güzel. Ve anahtar da yok oldu. Tamam. Bunun görevi bu kadarmış. Evet, oyun sistemini çözdüm arkadaşlar. Mavi renkli anahtar, mavi aç. O zaman mor renkli bir anahtar gördüm de. Oha ne oluyor? Dur dur dur. Ben buna hazır değilim. Burası combo yapılan yer. Pompalı tüfek olsa hepsinin kafasını uçurduk. Ulan inşallah bir şey vardı. Buraya gittik var ya. Aha bu ne? Mermi.
İyi güzeldi. Şuraya bassak olmuyor mu? Alo. Abo. Dur. Şimdi ateş etmeye başlayayım. Yavaş yavaş şöyle. O illa birini isabet ediyordur. Çabuk ol. Şimdi çabuk ol. Lan mermi değiştirme sırası mı? Ölmüştür inşallah hepsi. Oh, ne mermi harcadık be. Ama burayı temizlememiz gerekiyordu çünkü bunlar çok ortada. Bir gir çık yaparsak hepsi gider mi? İçinde çünkü hala şeyler olabilir. Oradan sürünerek gelmesi istemem. Alt katta da böyle bir kalabalık vardı. Güzel temiz iş. Burası önemli bir yere çıkıyordur inşallah. O kadar temizledim. Çıkıyor. Bir dakika şurada bir şey var. Burayı hemen atlamadım. Şurada bir şey var. Burayı da hemen atlamadım. Şurada bir şeyler olabilir. Şurada olabilir. Kitaplar olabilir. Kapıya gir demedim ki sana. Neyse hadi gir bakalım. Oha, bura nere? Abi burada bir şey gelebilir. Bildiğin burası kapışma yeri ya. Hadi bilmece. Sağa mı iteceksin, sola mı? Biz bunu bir şeye göre yapacağız. Dur, itme. Gerçi niye itmeyelim ki? Bir odaya araştırayım, ondan sonra geleceğim. Şurada bunun planı olması lazım. Yo, tahminim yanlış çıktı. Şurada ama bir bitki var. O bitki onu birleştirebiliriz, güzel olur. Bunların ne kadar etkili olduğunu biliyorsunuz. Evet, joystick sesi geliyorsa yapabileceğim çok bir şey yok. Umbrella'nın kitapları falan filan. Burada hiç baltı yok ama şurada gizli bir kapı açılacakmış gibi geliyor. Söyleyemedim de. Şuradan gitsek. Burası nasıl bir yer? Üst kat var değil mi? Biliyorum üst kata çıkabiliriz. Ama şuradan en azından bir tanesini çevirmek istiyorum. Sağ olsun birader. Ne oldu, hiçbir şey olmadı mı? Bu da sağ olsun. Hepsi sağ olsun bakalım. Bunda yok. Bunu neye göre bakacağız? Neyse bunu sonra bakarım ben. Şu üst kata da çıkayım da çıkmadı demesinler. Tamam. Biliyorum orada kapı var ama önce burayı kurcalayalım. Aha, buradan buraya atlayabiliriz. Atladık zaten. Oha. İyi de bu ne isim geliyor? Bir dakika, bu bulmacayı yapalım da öyle bitirelim bari. Bak şimdi aktif oldu bunlar. Bu bir bulmaca değil bence ya. Bildiğin kapıyı açacağız gibi bir şey. Şunu da açalım bakalım. Veya o resimle alakalı bir şeydi. Şu an bir dakika, ben şu resme gidip bir bakayım. Nereden gelmiştik buraya? Şunun arkasından. Bu
labüresinde bir şey değiştiriyor mu bunlar? Ha, yerini belli ediyor. Tamam. Buradaki yere göre ayarlamamız lazım. Bir boşluk var. İki boşluk orada. Oranın arasında bir boşluk, iki boşluk, bir boşluk. Aman üf, kolaymış. Gel. Sen şöyle sola koyasın bakayım. Bir dakika. Sen sola kay. Bir tane daha sola kaysan iyice yapışıyor mu? Yapıştın mı? Hala sola kayabiliyor musun? Ya kayamıyorsun. Zaten orada gösteriyor. Tamam, onun arasındaki boşluk. Şunu sola ettik mi bitiyor olması lazım. Evet. Şuradan gidip alalım bunu. İyi, bu şifreyi çözdüğüme sevindim. Ne verdi bize ya? Bu şırınga mı? Bishop Black. Ne altı yer acaba? Biz buradan bir üst kata da çıkalım arkadaşlar. Şu anda kaç dakika oldu? 51'e geldik. Şu kapıyı da açalım. Çünkü tek açmadığımız yer burası. Evet, şöyle geldim. Oha, nereye geldim ama? Üçüncü kat mı? İyi, güzel. Oradaki yere kesin girmem lazım, yoksa yani oyunun tıkanacak. Oy. Makine dairesine mi geldim ben? Çalışmıyor diyor. Biz buraya ne halt yemeye geldik o zaman? Şurada bir şey olmalı. Aa, kara bir delik diyor. Bir dakika. Şu mu yoksa? Bir merdiven daha mı? Yuh, daha nereye? Uzaya mı çıkacağız ya? Tamam. Yani buradan mı çalıştıracağız? Evet, oraya bir dişli takacağız ki o döndürecek. Tamam. Oraya bir dişli lazım. Oğlum, burada bir kapı yok mu? Peki ben mi tıkıyorum kapının önünde? Ne, kapı yokmuş. Başka bir yerde dişli yok mu birader? Bu tornavida olmasın lan? Ben de anlamadım. Buraya bir şey bulacağız ama nereden bulacağız? Neyse, zaten vaktimiz de doldu. Tam burada bırakayım şöyle. Şu balkonda şöyle manzarayla. Evet. Ben gider kaydımı yaparım. Sizin bunu görmenize gerek yok arkadaşlar. Bu bölümü beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. En azından oyunu öğrendim. Yani hani hangi anahtar lazım, ne nereye lazım, sistemi nasıl ilerliyor, zombilerden daha iyi nasıl kurtulabilirim. Hepsine bir şey harcamamız gerekmiyor, hepsini öldürmemiz gerekmiyor ama kalabalık yerleri temizlememiz gerekiyor. Beğendiyseniz de dediğim gibi beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki bölümde inşallah bu karakoldan çıkıp serüvenimize sokakta devam etmek üzere. Hoşçakalın.